Hacı yakışıklı, 1128 Bizanslı'ya bir Fatih yeter. Dün Kızıl Sultan diyerek iftira attıkları Abdülhamit Han'ı zindana kapatıp Çanakkale ordularının başına Alman General Liman von Sanders'i geçiren dünya güçlerinin ihanet taşeronu ittihat ve terakki zihniyeti aynısını bugün Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör diyerek yapmaya çalışıyor. Dün hasta yakıştırması yaptıkları devlete bugün katil yakıştırması yapıyorlar. Kirli planlar bozulacak çünkü onlar istemese de dininden ve tarihinden kopmayan bir nesil geliyor. 1128

Haçlı seferlerinin de başladığı tarihlere tekabül ediyor. 1071'de Anadolu'ya girdik, bu toprakları vatan edindik, zalime karşı durup mazlumun yanında saf tuttuk. İlk Haçlı seferleri de 1100'lü yıllarda başladı. Ne zaman ki güçlendik, bütünleştik, diri ve iri durduk, işte o vakit Haçlılar ve içimizdeki Haçlı zihniyeti üzerimize saldırdı. Ama yıkılmadık çünkü gücümüzü birlikten alıyorduk. Son 200 yıldır harap olan vaziyetimiz ümmetin büyük parçası Türkiye bile düzelmeye başladı toparlandık. Türkiye'nin toparlanması demek Filistin'in, Suriye'nin, Irak'ın, Doğu Türkistan'ın, Mısır'ın, Afrika'nın velhasılı ezan okunan tüm toprakların dirilmesi demektir. Ne zamanki dirildik işte o vakit 1128 akademisyen görünümlü Bizans sever ortaya çıktı. Onlar Bizanslı değiller ama zihniyetleri Papa II. Urban. Doğuda vatandaşlarımız askerimiz, polisimiz ölüyor ve şehit oluyor demek başka bir şey. Tüm ölümlerin sorumlusu devlettir demek başka bir şey. Devleti yönetenlerin yaptığı bazı hatalar var diyebilirsiniz. Tek suçlu devlet, başka da suçlu yok dediğiniz vakit duvarlara zulüm 1453'te başladı diye yazan haçlı artığı müptezellerden farkınız kalmaz. Hangi devlet daha önce sormuştum ama sizin mühürlenmiş yüreğinizi açacak anahtarlar çoktan kaybolmuş. Binbaşı Arslan Kulaksız'ı devlet mi öldürdü? Yasin Börü'yü Başbağlar Köyü'ndeki savunmasız vatandaşları, eşi hamile olan Mehmetçikleri, anaların ve babaların dualarla askere uğurladığı gencilik evlatları devlet mi öldürdü? Asit kuyularına masum vatandaşları atan hangi devletti? Ele geçirilmiş devlet mi yoksa milletin yönettiği devlet mi? kendilerini akademisyen zanneden, lakin milletin gözünde bir ümmiden daha ümmi olan, gözleri olup görmeyen, kulakları olup duymayan, dilleri olup hakkı ve hakikati konuşmayan, kalpleri olup anlamayan aciz millet düşmanları. İnsanlar sizin ne olduğunuzu biliyor. Birileri şunu da diyebilir. ifade özgürlüğü var. Hem siz Müslümanlar ne ara bu kadar devletçi oldunuz?' Bunu diyenlerin yaladıkları çanaklarda masumların kanı var. Şayet ifade özgürlüğü bu millete ihanet etmekse, bilin ki size bu ihanetin tadını aldırmayacağız. Bu akademisyenler tek kelimeyle bile PKK ve HDP demiyor. Sanki böyle bir örgüt yok. Sanki hendekleri kazan iş makinaları HDP'li belediyelerin zimmetinde değil. Devletin verdiği iş makinasıyla devletin yaptırdığı kaldırımları söküp barikat kuruyorlar. Ambulanslara sivillere ateş açıyorlar ve sonra da çıkıp devlet yaptı diye kına yakıyorlar. Devletin eksiği yok mu? Elbette var. Yaptığı hatalar varsa düzeltmesi için mücadele edeceğiz. Ama bunu kan dökerek, araç yakarak, vatandaşın çocuğuna taş attırarak yapmayacağız. Bu devlet içindeki bütün kavimlerle, dillerle ve inanç unsurlarıyla bizim devletimiz, ezanlı devletimiz, Müslüman ahalinin iradesiyle kurulan devlet. Bilge Kağan'ın, Alparslan'ın, Ertuğrul'un, Osman'ın, Fatih'in, Abdülhamid'in, Adnan'ın, Muhsin'in, Necmettin'in devleti. Hiç kimse bizi yüz yıllık bir tarihe sıkıştırmaya kalkmasın. Biz şehitlerimizi bile Mehmet Akif'in sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın mı sıralarıyla yad ederken binlerce yıllık bir tarihi mezara gömecek ve size yedirecek değiliz. Bu millet size ikinci Çanakkale vakasını yaşatmayacak. Bu sefer siperleri Liman von Sanders'lerin talimatıyla Üç beş ecnebinin emriyle, haçlı zihniyetlerinin buyruğuyla, kendini akademisyen sananların bildirgeleriyle terk etmeyeceğiz. Siz Osmanlı'yı tarih sahnesinden sildiğinizi sanırsınız. Yüz yıl sonra birileri çıkıp, buradayız diye haykırır. Milletçe buradayız ve hiçbir yere gitmiyor, siperleri terk etmiyoruz. Hacı Yakışıklı, Yeni Akit